Anne, baba ve 3 erkek, 1 kız olmak üzere 4 çocuktan oluşan bir aileydi. Kız, çocukların en büyüğüydü. 3 erkek kardeşi evlendi. Gelinler anne babasına bakmak istemediklerinden genç kız anne babasına bakmak için evlenemedi. Anne babasına kendi rızası ve mutluluğuyla bakıyordu. Onların kendisine ihtiyacı olduğunu düşündüğünden yaşı 30'a yaklaşmasına rağmen evliliği düşünmüyordu. Bir gün anne babası muayene olmaya giderken yolda trafik kazası geçirdiler ve vefat ettiler. Genç kız çok üzüldü. Sonra kardeşleriyle beraber yaşamak için onların yanına taşındı. Yengeleri onu istemedikleri için sürekli bir evden diğerine gidiyordu. Kızın evlerinde olan varlığı onların özgürlüklerini kısıtlıyor gibi geliyordu onlara. Bu sebeple yengeleri onun hakkında eşlerine yalan söz taşıyıp kötülüyorlardı. Kardeşleri de eşlerinin sözlerine inanıyorlar ve ablalarına ihanet edip onu yaralıyorlardı. Kızsa gözyaşlarını tutamıyor ve Allah'a tevekkül ederek şu duayı ediyordu. Ey kudret sahibi Allah'ım! Kırgınlığıma çare ol. Senin bana rahatlık vereceğine içten inanıyorum ve kendimi rahat hissediyorum dedi. Bir gün kardeşlerinden birinin evindeyken kapı çaldı ve kendisinden 20 yaş büyük bir adam geldi. Evli ve 5 çocuğu olmasına rağmen kızla evlenmek istemiş, kardeşleri de kıza sormadan ondan kurtulmak için bu evlilik isteğini kabul etmişlerdi. Kız ettiği duayı tekrar ederek bu duruma ses çıkarmadı. Ey kudret sahibi Allah'ım! Kırgınlığıma çare ol. Senin bana rahatlık vereceğine içten inanıyorum ve kendimi rahat hissediyorum. Evlilik sözü verilmiş ve kız evlilik günü öncesinde adamı görmemişti. Kardeşleriyle beraber 2 hafta sonrasında evlendiği adamla gitmeyi kabul etti. Kardeşleri ablalarının evlendiği adamı hiç araştırmadılar. Tek istekleri kızın evlenip onlar ve eşlerinden bir an önce uzaklaşmasıydı. 2 hafta geçmiş, 1, 2, 3 hatta 4 ay geçmiş olmasına rağmen kız evlendiği adamdan haber alamamıştı. Kardeşlerinin ona yaptıkları işkenceler gitgide artıyordu. Kıza yaralayıcı sözler söylüyorlardı. Çünkü adamın kızı gördükten sonra fikrini değiştirdiğini düşünüyorlardı. Kızsa gayet sabırlı bir halde hep duasını tekrarlıyordu. Ey kudret sahibi Allah'ım! Kırgınlığıma çare ol. Senin bana rahatlık vereceğine içten inanıyorum ve kendimi rahat hissediyorum. 4 ay geçmişti. Kardeşinin evinin kapısı çaldı. Kapıyı çalan 25 yaşlarında bir gençti. Kağıt üzerinde evlendiği adamın büyük oğluydu bu genç. Kardeşleriyle beraber genci gördüğünde onun güzel ahlaklı biri olduğunu anlamıştı. Genç adam, ben sizinle evlenen adamın oğluyum. Babam bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Arabasında sizinle evlendiğine dair bir belge bulduk. Babamın taziye günleri bitmeden size gelemedim. Babamın mallarını bölüştürdük. Sizin de bu mirastan payınız var. Babamdan size güzel ve büyük bir evle beraber banka hesabınızda milyonlar kaldı. Ben de bu emaneti size teslim etmek için geldim dedi ve sonra mallarınıza kimi vekil tayin edeceksiniz diye sordu. Kız ve kardeşleri bu sözler karşısında dona kaldılar. Genç adam sorduğu soruyu birden fazla tekrar edince kız siz diye cevap verdi. Genç adam ertesi gün sabah gelip babasının eşini kendi evine götürmek için geleceğini söyleyerek oradan ayrıldı. Kız bavulunu hazırladı ve ertesi gün beraber eve gittiklerinde kız gördüklerine inanamadı. Çok lüks, diğer eş ve çocuklarına yakın bir yerde güzel bir evdi. Akşamleyin kız namaz kılıp Allah'a şükrettiği esnada evlendiği adamın ilk eşi geldi ve gülümseyerek ''Sen ve ben burada kardeş gibi olacağız. Çocuklarım da senin çocukların gibi olacak.'' dedi. Sabırlı kız bu duyduklarının güzelliği karşısında gözyaşlarını tutamadı. Adamın ailesiyle beraber mutlu bir hayat yaşadı. Allah kendisine zulmeden kardeşleri yerine bu aileyi vermişti ona. Eşinin oğulları ve kızları onu anneleri gibi görüyor, ona şefkat gösterip çok iyi davranıyorlardı. Kuması da ona çok iyi bir kız kardeş olmuştu. Sonra Allah'a sürekli yaptığı duayı hatırladı. Ey kudret sahibi Allah'ım! Kırgınlığıma çare ol. Senin bana rahatlık vereceğine içten inanıyorum ve kendimi rahat hissediyorum. Allah onun kırgınlığını geçirmiş ve ona çok güzel başka bir sürpriz daha hazırlamıştı. Bir gün kuması ona doktor bir kardeşi olduğunu ve kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Kız da kabul edince evlendiler. Allah kendisine ağır gelen bütün kötü olan şeyleri iyisiyle değiştirmişti. Bu olanların hepsi sabrı ve Allah'a sığınmasının sonucuydu. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ